Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu Teala vahidun la min tariqil adad velakin min tariqi ennehu la şerike leh. Kul huvallahu ahad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Okuyatkanımız Akide kitabı. Akidemizi rastlaş, yaratken perverdiyarımızını, doğru tanışını örgeteleyen bir kitap. Yetip geleyen cahimiz okudik. Allah Teala özünü avvala birliğini, tenhaliğini ayet yaptı. Vallahu Teala vahid. Allah Teala birdir. Birliği la min tarikil adet. Bu sanaşlık yolu bilen bir, iki, üç, birincisi emas, belki Allah Teala'nın birliği min tariki ennehu la şerike leh, şerige yokligi, onu hiç kendi şerige yokligi tarafından birdir. Yani Allah Teala bittedir. Bir degende onun arkasından iki, üç geledi, ona kadar sanaldığı bir emez bu, belki tenha degen mezmundaki birdir. Onun şerigi yok, yardımcısı yok, yanında bir oğu yok, yalnız özü tenha Allah Teala özü heykelliğini ayet yaptılar. Yani etikadımız şu, bu işi gerek, etikadımız elhamdülillah şundey. Allah Teala yekkeyü yegane mabudu berhaktır. Onu hiç kendi bir şeriki yok. Ondan başka bir ibadet kılınmıyordu. Allah'a ibadet kılıp yana falancı geyem ibadet kılış diyen gap yok. Bir Allah'a ibadet kılınadı. Bütün alemlerini bir özü yaratken, bir özü başkarıp türüptü. Hiç kendi şeriki yok. Allah'tan keyin ikinci kim degen gapini özüyemi yok. Bizlerde bir hata sözler işlep kaladı, ağzımızdan çıkıp getirdi. Evvela Allah kalırsa siz deyip başlayan gaplarımız boladı. Cüda na doğru gap bu gaplar. Evvela ahir hemen Allah'tır. Biroz sizge bir cihat bilen bir yardım kolunu çözse, müşkülüyle asan kısa, mühtaç bugün vaktinizde sizge kolla kuvvetle bir yerden verse, bunu hemesi öşe adamı Allah Teala'nın yürüyü bilen, öşe adamı Allah kadir geldiği için, kalbi gesa geldiği için bunu yaptı. Demek fakat Allah Teala'dır. Her bir işin egesi onun şeriki yoludur. Allah Teala'nın şeriki yolu ki mesela yine bitti Allah yok degen mezmunu bildiri yaptı. Şu bilen birge Allah Teala'nın özü tenha bu genedik sıfatları yem. Allah'ın sıfatları var. Adam zattı yem sıfatları buladı. Hemen Hasan'ın özünü sıfatı buladı. Yani o kandeyi kim, nime işgala aladı, buladan nime keledi de gendik. Savallarına cevap veredigen sözler sıfat buladı. Mesela Allah Teala hayat, hemen seni biledigen, hemen seni küçük yetedi, hemen seni kudretli. Bana bu Huda Teala'nın sıfatları. Ana şu sıfatları deyem tenhadır. Allah'ın özü birdir, sıfatları yem Allah'ın özünükidir. Sıfatları deyem onge bir o şeriki olalmaydı. Onun tengi yok. Bir an nerse de bana şu Allah'ını bir nerseki okşatı bu muydu? Tengi yok o zatına. Mana şunday e'tiqod qilishimiz kerak. Allah bor, Allah bir degan so'zni aytamiz, lekin shu aytgan so'zimizda mana shu ma'no mujassam bo'lish kerakki, u hech qaysi jihatdan Alloh taolaga sherik bo'lib, Allohning yonida turib, Alloh taoladan keyin ikkinchi o'rinda turib yo boshqa shunaqa narsa hech kim hech narsa Allohga teng bo'la olmaydi. Alloh taolaning birligi shu yerda. Sıfatları yani bir degen söz yani öz orunda keledi inşallah. Allah Teala özünü birliğini, kendi düşünüşümüz gereğiliğini bir surede ifade kıldı.
Bu elhamdülillah Kur'an tefsiri devamında bu sure-i kerimen tefsirini, İhlas suresini yani tefsirini hem okup öğrendik. Kul huvallahu ahad suresi. Bana şu sureni bu kitapta hem ulu imamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Allah birdir degen sözüge delil kılıp şu ayetini keltiriyordu. Allah Teala'nın birliğini şu ayet, şu sure kebi başka hiç söz bilen düşündürüp bu meydi. Allah Teala'nın birliğini bana şu sure mükemmel bizlerge okuvçige, eşitçige, her bir insange Allah Teala özü düşündürüp koyuyor. Kul huvallahu ahad. Ayetinye Muhammed aleyhisselam o Allah birdir. Huve o Allah'dır, o birdir. Ana mana şu Allah Teala'nın birliğini Allah Teala özü ayet yaptı. Allahus samad. Ana öşe bir bugün tanha bugün Allah samaddır. Samad degeni lügatdaki manası Allah Teala hiç kimge muhtaç emez. Hemen neresi Allah'a muhtaçdır degeni. Samad, Allahu samad degeni Allah beyniyaz. Yani hiç kimge muhtaç emez. Hemme unge muhtaç. Hemme degeni de adam hem başka canlılar hem cansız nerseler ham, yer ham, osmon ham, su ham, nima bo'lsin? Hamma bütün olam, hamma olamlar Allohga muhtojdir. Alloh ulardan birontasiga muhtoj emas. Alloh taolo bizni yordamimizga muhtoj emas. Boshqa hech narsani ham yordamiga muhtoj emas. Allohus samad. Alloh taolo o'sha tanho Alloh zoti bir bo'lgan. Hiç şeyliği yok bugün. Allah bir hacettir, hemen onge muhtaçdır. Lem yelid ve lem yulad. Bizge en sadde tilde Allah Teala özünü tanıtı yaptı da. Tuğmegendir Allah, bir oge ata yemezdir. Ve lem yulad, tuğulmegendir. Yani Allah Teala'nın farzandı yok. Allah'ın oğlu, Allah'ın kızı degen söz yok. Allah Teala bir oğlu atayamaz. Ve Allah Teala'nın ata anası yok ki, kaçandır yok bugün, keyin payda bugün emez. Belki azali vardır uzat. Kim tuğadıken olsa, tuğuladıken olsa, bu keyin payda buluşluğu degen yap. Allah Teala kaçandandır fayda bulmagan, Allah Teala'nın adamlar öyle tapuvamagan, belki Allah Teala özü azali bar idi. Ve lem yekun lehu kufuven ahad. Ve unga biron kimse, biron narsa teng emasdir. Yani o'xshashmasdir. Allah'ki o'xshaydigan hiç kim yok. Allah Teala'nın bir an sıfatı yok şey diyeyim, hiç kimde sıfatı yok. Bana bu sözler Allah Teala'nın özü Mekke kafirleri yakam, Nasrani Hristiyanları yakam, Yahudiler yakam, onların itikadı nadoğru ekenliğini bana şu ayetler bile hüccet kıladı. Mekke kafirleri ferişteler Allah'ın kızları deyip dava kılışardı. Allah Teala hiç kim mi tuğmayan, hiç kim ki ata yemez derken Allah Teala demek Mekke kafirlerinin bu sözleri hatta batıl söz ekenliğine aytadı. Yahudilere karşı bu söz. Çünkü onlar Allah'ın bendesi peygamberi bugün Üzeyr degen insanını Üzeyr'in İbnullah deyip Üzeyr Allah'ın oğlu deyişerdi. Özlerce minhil sefseteler bilen Üzeyr Allah'ın oğlu deyip dava kılışerdi, etikad kılışerdi.
Allah hiç kimge ata yemezdir deyip Allah da Allah özünü kelamı da etmişler. Yahudilerini bu sözleri ham notoğru söz ekenliğini şu bir söz bilen rad kılıp aytadı. Nasrani Hristiyanlar ham Masih ibnullah deyip İsa peygamber Allah'ın oğlu deyişip etikad kılışardı. Allah da Allah, Allah hiç kimge ata yemezdir, hiç kimge bala yemezdir deyiş bilen onlarını ham etikadları batıl, natoğru ekenliği ne etedi. Yine Nasraniler İsa'nın anası Allah'ın hatını Meryem'ini eğri Allah buladı deyişerdi. Bana bu narsa ham batıl ekenliğini üç bu sure, üç bu ayet kerimeler Allah da Allah'ın tarafından anık bir hüccet bulup ratkıladı. Yani Allah da Allah bir degeni hiç okşası yok, tengi yok. Ne zatıda ne sıfatlarıda. Allah Teala'nın zatıda bir oğlu yoktur. Allah'ın sıfatları hiç kimde yoktur. Hemen cihattan Allah bir. Yani biz şu etikatta bulsak, Allah var, Allah ki iş anemen, mumun ben, musulman ben derken biz, Allah Teala'nın varlığını şimdi tasavvur kısak, birliğini, tenhaliğini, şeriki yokluğunu, balası yokluğunu, atası yokluğunu, hiç kimye muhtaç emasligini, Allah Teala'nın birliğini şimdi düşünsek, şunda etikadımız rast buladı. Doğru etikadda türgen bulanız. Allah Teala'nın birliği akıl bilen hem düşünse buladigen iştir. Evvela ötken derslerimizde ettik. Varlık, kainat, bütün alemler, bu insanlar, hatta meyde haşerat geçe, bir zerre geçe, özüden özü payda buluşu mümkün emez, onu yaratı uçusu var. Özüden özü bir tertipte yaşayışı mümkün emez, onu tertipke salıp terbiyelep türü uçusu var. Bu yalgız Allah'tır deyip ettik, okuduk. Şimdi Allah'ın yalgızlığını, Allah Teala özü yine bir delil bilen ettik ki, لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا عَالِهَةٌ اِلَّا اللّٰهِ لَفَسَدَتَ Bana bu söz ne etedi? Yani eğer yeri o asmalılarda Allah'tan özge ilahlar bugeni de bir an ilah bugeni de hem yeri o asmalılar buzulup gitken bulardı diyor. Bana bu gapını insanın aklı aladiyen gaptır. Yani Allah Teala özü yaratsa, özü ömür verse, hayat verse, özü hayatını tertifke salıp terbiyelep türgen bulsa, belalardan saklayakken bulsa, rızk verip türgen bulsa, şunların hepsini Allah Teala kılı yaptı. Eğer yine bir Allah bulsa, elbette ortada gelişmezlik, ihtilaf payda bulardı. Biri onu kılaman dese, ikincisi bunu kılaman derdi. Neticede yer o asman buzulup gitken bulardı. Bunu insan aklı aladı ki. Hakikaten bir kiskine cahiliyem iki de başlık bulsa hiç kaçan öşücay abad bulmaydı. Buzuladı yer. İki o özünü hale kendi kımakçı buladı. Ve iki onu cenceli ortası da kolası diye hemen hayran buladı. Bütün alemlerde egesi eğer onu şehriye bugün de yani bir başka Allah bugün de Allah da Allah ayeti yaptı. Onda yeri Osmanlılar buzulup gitken bular da elbette dedi. Yeri Osmanlılar türgen eken Allah Teala birliğini delili şu. Buzulup gitmeyekken eken Allah Teala şundayı güzel çıraylı başkarıp türgen eken onu şehriye yolu giden onu ge muhalif bugün onu etkenini kımediyen başka çeşini kılalediyen başka bir ilah yolu giden şu. Allah Teala yalgız ekenliğini adli insan aklı bilen düşünüşü mümkün bugün bir ilahi delili bu. Eğer Allah'ın şehri gibi olsa, Allah'tan başka bir an ilah olsa ne yer ne asman kayırdı bulmasın. Yeri asman buzulup giderdi. Biz şimdi etikad kılamız Allah Teala'nın birliğiyle. Allahu la yushbihu şey'en min halki. La yushbihu şey'un min el eşyai min halki.
Allah Teala özü yaratken narsalardan bir an narsaga o'xshamaydi. Mana bu bizning e'tiqodimizdagi yana bir taraf. Alloh taoloni bor bir deb e'tiqod qilar ekanmiz, nimagadir o'xshatishga haqqimiz yo'q Allohni. Chunki hamma narsani Alloh taolo yaratdi. Hamma narsa yaraluvchidir. Arabchada mahluq deyiladi buni. Mahluq yaraluvchi. Bir Alloh xoliqdir. Xoliq yaratuvchi degani. Hech qaysi mahluq xoliqqa o'xshamaydi. Qanday o'xshasin? Yaraluvchi yaratuvchiga o'xshamaydi. Va Alloh bironta mahluqiga o'xshamaydi. Biron mahluq Alloh taologa o'xshamaydi. Masalan, o'xshamasligining birinchi nuqtasi Alloh taolo vojibul vujuddir. Vojibul vujud degani Allohni borligi bo'lishligi vojibdir. Agar Alloh bo'lmasa dunyo bo'lmasdi, hayot bo'lmasdi. Yo'qdan bor qildi Alloh. Yo'qdan bor qiluvchi o'zi azaliy bor bo'lishi kerak. Borligi vojib. Allohdan boshqa hamma narsani borligi vojib emas, mumkindir. Mumkinul vujud deydi buni arabchasida. Ya'ni borligi bo'lishi mumkin yo bo'lmasligi mumkin. Bir Alloh bo'lishligi vojib albatta bordir. Alloh taolo xohlasa bo'ladi boshqa narsalar, xohlasa bo'lmaydi. Demak, o'z-o'zidan birinchi qadamdanoq Alloh taolo o'zini yaratgan mahluqlariga o'xshamaydi. Bu mahluqlardan birontasi Allohga o'xshamaydi. Ana o'xshamaydi degandan keyin hamma narsada o'xshamaydi. Masalan, Alloh yaratuvchidir. Hech kim yarata olmaydi. Alloh umr beruvchi, birov bir sekund umr bera olmaydi. Alloh o'ldiruvchidir. Alloh xohlaganda o'ladi inson. Xohlasa, ming xohlasa Alloh jonini olmasa o'lmaydi. Alloh taolo beradi ne'matlarni. Hech kim bera olmaydi bu. Insonga berilgan ne'matlardan birontasini boshqa birov bera olmaydi. Qanday o'xshasin? Birovlar Allohdan so'rab hojatlarimizni, muhtoj bo'lgan, orzu qilgan narsalarimizni yo boshqa bir balo kelsa o'shani ketkizishni Allohdan so'rashimiz kerak, shunday qilamiz mu'min odamlar. Ammo kimdir falonchi zotdan so'rab, falonchi zotni qabriga sig'inib, u payg'ambarmi yo Allohni avliyolaridanmi, kim bo'lsin? Yunus payg'ambar, Sulaymon payg'ambar falon, Bahovatdin, Aslon bobota, Shoymardon. Mana shulardan birontasidan biron hojat so'ragan odam, demak, bular ham Xudoga o'xshaydi degan bo'ladi. Xudo saqlagani kabi bu ham saqlaydi, Xudo bergani kabi bu ham beradi. Bu odam dinsiz odam bo'ladi. Dindan mutlaqo ajralib chiqib ketgan bo'ladi. Alloh hech kimga o'xshamaydi, Allohga hech kim o'xshay olmaydi degan so'zning ma'nosi biron ishimizda Allohdan so'raydiganimizni boshqa bir mahluqdan so'rasak, o'shani Allohga o'xshatgan bo'lyapmiz biz. Alloh saqlaganda sen ham saqlaysan deb, masalan, qabrlarga, mazorlarga bir narsalar atab, so'yib, o'sha yerda alohida borib hojatlar so'rab, bola yo'q, bola talab qilib, yo boshqa ehtiyoji bo'lsa, ular hammasi shu yotgan o'lik, yo mana shu daraxt, yo mana u tog', yo mana u quyosh, ya'ni Alloh yaratgan mahluqlardan qaysi biri bo'lsin, Xudo qilgan ishni qila olmaydi degani bo'ladi. Yo'q, Alloh taolo hech kimga o'xshamaydi. Allohga hech kim o'xshay olmaydi. Demak, inson, mu'min inson faqat Alloh taolodan so'rash kerak. Sig'inganda faqat Allohga sig'inish kerak. Qo'rqganda faqat Allohning g'azabidan qo'rqish kerak. Umid faqat Allohdan bo'lish kerak. Umid kimlardandir emas. O'sha so'ralayotgan mahluqlar aytib o'tganimizdek, eng ulug' insonlar, Alloh taoloning do'stlari, hatto Alloh taolo elchi qilib yuborgan payg'ambarlar bo'lsa ham, ular ham bera olmaydi.
Çünkü bire aladigan, saklay aladigan zat bitti. Onun okşası yok. Bir an sıfatta ular Allah'ı okşayalmaydı. Hiç kim okşayalmaydı. Mumun adam demek hayatı da bir Allah'ını deb yaşaydı. Beni yoldan bar kıldı. Menge ömür rızk verdi. Hayat verdi. Özü saklayanı için her günüm, her saatim, her minut fakat saklayanı için durup ben şu dünyada. Demek beni başım geçirken külfet diyem özü ketkizedi. Başım ge bir bela çüşüleğine özü çüredi. Bu sınavdır. Sınav. Allah Teala'nın sınavı. Bugün ertele bir hadis eşittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Likulli ümmetin fitne ve fitnatu ümmetil mal. Ayrım rivayette ad-dünya. Yani bana bu biz oylamayacağım bir narsayken. Yani sınav degen de biz başımızda bir an bela musibet kese, bir kıyınçilik çüse, özümüzü kılmışımızda yaraşıp olar. Her halde bir musibet ki yolukken de mumun adam bu yanda Allah'ını bir sınavı bul yaptı. Kani çünkü takat kılasam mı, sabır kılasam mı? Dip sene yaptı beni. Bir kılmışım yaraşı cezadır bu. Bana şu başka yamallik kegende bu sınav değildi mumun. Bu doğru yap. Şunu deyip oluş gerek. Bu sınavdır. Demek biz şu sınavdan yakışı ötüşümüz gerek. Allah Teala bizi sene yaptı. Eğer sabır kısak, bir yerden bir kıyınçiliği verse, min taraftan yengelliğiler vergeni için şükür kısak, bundan biz payda apçık getemiz sınavdan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mumunun her işi yakışılık, onu başka yakışılık kese şükür kıladı, bundan sevapke yap olup, yakışılıkke yap oladı. Başka yamanlık kese sabır kıladı, yine bundan yakışılığı bilen çık getirdi. Her iş mumun için yakışılığı ile gelirdik. Ana şu, başka düşken belanı sınav değiliz. Evvel biz okuyanımız hadiste sınav deyip yana bir nersanı, biz hayalimizde köpke meydiyan nersanı. Eşli bir sügen onun için düşün meydiyan nersanı ayeti yaptı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Allah Teala yeryüzündeki hemme ümmetlerine bir sınav vergen elbette. Meni ümmetimin sınavı bu mal dünya dediler. Bana bu sınav ekerliğini köpçülüğümüz bilmiyemiz. Bu mal dünyanı fakat bir yakşılık diyemiz. Halbuki Allah Teala bizge bunu fitne kılıp, Arap dilinde sınav deyip luat ayeti yapmış, fitne deyip aytilgan. Fitne degenini Türkiye'lerde yani bir adam aldaş, adamlarda bir tinçliğini buzuş, bir ziyan yetkiziş degen mazmunda işletiledi. Fitnenin yana bir manası sınav deganıdır. Yani Allah Teala bendelerine musibet verip sinegeni kebi pul verip hem sinerken. Dünya verip, katta mensab lavazımlar verip bu sınav eken. İnsan onu düşünmeyi, ben aklım bilen, mehnetim bilen bunu taptım. Bu meniki. Onunki emez. Allah'ınkidir. Allah Teala sinegeni verip koydu. Kanı? Ne maklarken bu puldu bu? Hayır geçleterken. Bile de Allah Teala. Lekin kıyamette bizge ceza veriş vakti de ana şu işini sen özün kıldın ki o. Bana senge dünya vergen edim. Sinegen edim. Ötelmedin bu sınavdan sen. Onu haramdan istedin. Haram geçlettin. İsraf kıldın. Kirecayı vermedin. Kirecayı serplemedin. Sınavdan ötmedin. İmtihandan yıkıldın sen. Derken Allah saklasın. Demek sınav her kıl bularken başımızda ki gen yamanlık sınav bu geni kebi başımızda bizim nazarımızda yakşilik kese hem bu hem sınav üçündür. Yamanlığı da sınav deyip çünüşümüz asar olarak ama yakşilik kegen de bu sınav ekenliği esten çıkıp adaşıp kalış mümkün. Bu sınav eken. Allah Teala sınageni vererken şu nimetlerini. Bana sizi sağlığınızı sınageni verip koyuptu. Hani şu sağlığından faydalanadı mı bu? Bir yakşı işge, faydalı işge, özüge, ailesige
Müslümanlarga faydalı işke sarpleydim. Ey mühimi, şu sağlığını menge kullik kılışke işletedim ibadet gel. Ya ki, rası sağlam, çıraylı, bakuvat hayatını fakat günah kılışke işletedim. Sınavga verilgen narsayken, köpünce menge absuz adamlar bana bu sınav ekenliğini bilmeyi kaçan kuvvattan koyanda, beli bükülüp koyanda, başka bir musibet keserliği etkende, falan falan bugende, şunda Allah deyip kaladı. Halbuki o şey en yakşı vakti de Allah deyiş gerekirdi. Elbette bu başka külpet düşkende Allah deydi hem mi? İşi yürüşüp sağlam bugün vakti de, hem de tarafki uzatsa kolu yeterken vakti de, bana şu vakti de, bu sınavdır de bir günem unutmazsan özü ki özü esle tutturuş gerek. Bu senin bu yakşılığın, sağlığın, aileyini, tinçliği, kolinge Allah Teala rızkını mol kılıp verip koyarken hemen senge sınavı veriliyordu. Ana şu sınavdan yakşı ötken, yani Allah Teala kıl degen işlerdi, kıl kaytargen eden, kaytken de özü ki özü her günü nasihat kısa şu adam sınavdan ötüşü ümidi var. Afsus, köpünce unday bu meydi de, baş yastıkka tekken de, kıyınçiliği başka çıkken de, bu sınav degen gepler ötedi. Demek Allah Teala'ya hiç kim okşamaydı, Allah Teala hiç kimge okşamaydı degen sözünü mazmunu, hiçbir narsa da, hiçbir narsa, dünyadaki biz böyle diyen, köre diyen, şuna diyen, aklımız yeter diyen, bir anta narsa, Allah ki okşay almaydı. Değil mi? Allah vergen diye ver almaydı bizge. Ömürem, rızkam. Allah saklagen diye bizi himaya kıl almaydı. Demek yalnız Allah Teala'nın özüdür de. Sığınışımız hem, ilticayımız hem, ümidimiz hem, korkuğumuz hem bir özüden buluşluğu gerek. Allah Teala'nı başka hiç kimge okşamasligi aytib o'tdik bu zat vacibul vücud varligi bo'lishligi vacib. Agar uzat bo'lmasa dünyalar bo'lmaydi. Yana uzat samad deb aytildi. Yani hamma unga muhtoj, u hiç kimge muhtoj emas. Hamma yaralmışlar jumladan insan ham Allohga muhtoj. Alloh insonlarga ya başka olamlarga muhtoj emas. Vallahu al-gani ve entumul fuqara deb Allah Teala bir söz bilen ifade etti bunu. Allah bir hacet, sizler muhtaçdır sizler. Allah Teala'nın bizge muhtaç emasligi ama biz her saat, her sekundda Allah'a muhtaç ekenimiz her bir akıllı adam tan alış gereği bugün hakikat. لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية. الله تعالى أنا يعني تنتب دوامتي يبدو يزوج مصنف إمام أعظم رحمة الله عليه. الله تعالى özünü isimleri bilen, sıfatları bilen, sıfatları iki kıl buladı. Zati sıfatları, fiili sıfatları. Allah Teala isimleri bilen, sıfatları bilen ebedi bar idi, ebedi bardır. Allah'ın isimleri hem Allah'ın özü kabı azali ve ebedi. Yani Allah kaçandır başlangen emez, Allah azali bar dediğimiz şu etkadımız. Allah'ın hem ismi sıfatları. Allah'ın 99 ismi var deyip eytilerdi ki hem isimleri hem şuna ki azali ve ebedidir. Sıfatları ham şunday azali ve ebedidir. Keyin payda bo'lmagan, keyin payda bo'lib qolmaydi. Ya keyin yo'qolib qolmaydi. Halbuki aynı sıfatın nomida o'xshash bo'lgan narsa insonlarda ham bor. Ammo insonlarda sıfat qayerda u? Mana masalan Allohning bir sıfatı Alloh biluvchidir. Buni ko'pimiz bilamiz, o'qiganmiz, eshitganmiz. İnsanlar ichida ham biluvchilar bor. Ama Allah'ını biluvchiligi bilen
mahluklarda yaralıyorcu cümleden insanların bilinçliği, bilinçliği ortası rasa Osman bilen yerçeli fark var. Yani mutlaka birbiri okşamaydı. İnsan kandayı biledi. Bir nesini örgeni biledi. Evvel bilmezdi, keyin biledi. Keyin yine bilgenini istedim çıkarıp koyadı. Bu insanın bilinçliği. Allah Teala'nın bilimi bulsa, azalda mevcut ve ebedi var. Kaçandır bilip koyanmaz o zat. Mesela bulmagan işlerde bulmagan vakti de biledi. Eğer bu senime buluşunu hem biledi. Allah Teala'nın bilinçliği şuna kadar bilinçliğidir. Allah Teala'nın ismi bana Allah deyimiz. Allah Teala'nın en ulu ismi azami Allah'tır. Bu azali isimdir. Bu keyin payda bu koyanmaz. Sıfatlarını iki kıl deyip ayetildi. Zati ve fiili sıfatları var. Zati sıfatları yani Allah Teala'nın daim özü de var bugün sıfatları. Bilişlik, ammed zatiyyat fel hayat vel kudra vel ilm vel kelam vel sam vel basal vel irade. Kitap asası da ayetelik. Allah Teala'nın zati daim özü de bugün sıfatları daimi var bugün. Hususi bir sıfatları Allah hayatlığı. Allah hiç kaçan ölmegen hiç kaçan ölmeydi. Daim hayatıdır. Hele bu dünya hayatları başlanmıyor Allah hayatıdır. Azali yani. Evveli yok. Bana o günden başlangen degen neresi yok. Allah'ın hayatlığı azalidir. Ve ebedidir. Hayat karın. Biz ama hayat keçiriyemiz. Lakin şu hayat mı? Kandide bir müddette tükep kalırdı ki. Allah Teala'nın ki bu hakiki hayattır. Bana iki oyam hayat deyip ayetlerdi. Lakin Allah'ın sıfatı ya benden sıfatı okşamaydı. Allah azali hayat, ebedi hayat. Başka mahluklar cümleden insanlar hem vaktince hayat. Allah Teala'nın yine bir sıfatı kudrettir. Allah Teala kadırdır. O kadırlığı kaçandır payda bugünü yok. Azali kadır uzat. Ve ebedi kadır. Kaçandır küçük yetmeye kalmaydı. Yani insan hem bazı vakti bazı narsayı kadır buladı. Onun için küç toplaydı, vakt gereği buladı. Allah halegen günü o insan bir narsayı kadır buladı. Bir katta mı küçük mi işke. Lakin bir gün geledi koludan hiç nasıl kemiydiğen yine acizlikke kaytadı. Bana bu insanda kadirliği bilen Allah'ın kadirliği insanda kudreti bilen Allah'ın kudretinin ortasındaki fark Resul etkenimizde Osman ve yer ortasındaki fark. Allah Teala daim kadir. Hiç kaçan kudret kemeyip kemeydi. İnsan Allah birse eğer kaysedir malum müddette bir narsalarga kadir buladı. Bir narsalarga küçü yetedi. Keyin küçsüz bulup hiç narsalarga küçü yetmeye kaladı. Demek bu küç bu cüde vaktince cüde nisbi namı da şuna kadar küçü deyip hesablansa hem Allah'a ap koygen günü yokup kalar yani küçtür. Ve ilim, bilişlik, ayetip öttüğü bunu. İnsan hem biluçları var. Allah hem özünü biluçı deyip ayetedi. Allah Teala'nın biluçilik sıfatı insanlarda biluçiliğe hiç mi okşamaydı? Çünkü Allah'ın bilişi azali bilimdir. Mesela düşünüşümüz için Allah Teala her bir işini azalda yazıp, takdir kılıp levh-ül mahfuzge yazıp koygen. Kur'an bizge şu haberini vergen. Hadis bizge bu haberini vergen. Bu hak haber iman keltirgenimiz. Hani öşe levh-ül mahfuzda misal için sadda kıska bir misal aysek bir insanını ayteylik 50 yıl ömür keçirişliği yazılgen bosa keyin şu insan Allah Teala'nın hidayeti bilen, yardımı bilen, yakşı işler kılıp, başkalardan, başka insanlardan dualar sorup, bu dualar Allah huzurunda kabul olsa, öşe 50'de 150 koyuş hem Allah'ın koludadır. Bana şu yerde bizde saval tokuladı. Allah Teala bunu 150 kılıp yazarken, neye evvel şunu yazmayı, evvel 50'de yazdı? Evvel bilmez mi de Allah? Allah Teala'ya malum idi bu.
Allah Teala mana şu ameli bilen, yaxşiligi bilen, adamlarga qilgan yaxşiligi bilen özünü salih, yaxşı insan Allah ki sıdkı dilden bendelik kıladiyen insan buluşu bilen o şu dünyanın özü de hem bir mükafatga ega bo'ldi, yana ömrüge ömür koşuldu. Keyin kaçan koşulisini hem, bu nima sebepten koşulisini hem Allah bilirdi. Allah için yangilik emas bu. Ya aksinçe, bir oge 100 yıl ömrü yazsın, keyin o adamlarda bir kargışı yakalarıyan, Allah Teala'nın lanet yakalarıyan, işler kısa, onu az yine fırsatke göreyli belki yaşlı illeri de yok. Cuan Mark oldu degen söz var. Yani yiğitliği vakti de öldü degeni bu. Şunaka vakti de ölüp getirdi. Halbuki o uzak yaşayışı mümkün idi. Allah ki her iki o malum idi. Lekin bana o sebepten kıska yaşa geldi. Ötken dersimizde ayeti öttük. Allah Teala bütün yaratken hem insanları için cennetten caykıyan, dozaktan hem caykıyan kayısı biri geçişi Allah ki malum idi. Lekin o özünü ameli bilen ya cennet ya dozak yolunu tenleb çüken cahı da onge nereki taraftaki cahını hem kürsatılıp dozakıya cennetteki manocay senikiydi. Kafir bu genin için mahrum buldun. De cennetki kürgen muhumun bendesi ge dozaktaki cahını kürsatı mano o dozaktaki cahı senikiydi. İman kiltirip yakşı insan bu genin için sağlık ameller ki genin için bana bu yeri düştüğün de her iki o Allah'a malumdur. Demek Allah Teala'nın bilimi bir nersanı körüp bilişmez. Belki yok fayda diyen biledi. Bu mesleğen türüp hem biledi. Bu kendi ne buluşu diyen biledi. Abi, bu insanın ilmi kanaka ilim buldu bunda. Cüda vaktince, cüda az yine. Yani bilemen de gelirler niye? Yüzden 99'ı bilmeyi diyen dava gelirler. Bilemen de ortaya çıkardılar. Allah Teala'nın bilimi olsa ezeli ve ebedidir. Yine bir sıfatı Allah'ın kelamıdır. Allah Teala sözlavcıdır. Bunu delili kolumuzda türgen Kur'an-ı Kerim. Allah'ın sözü şu. Allah Teala özünü sözüne etti. Onu yerge yuvardı. Her işte yerdeki elçi bugün Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bu sözünü yetkizdi. Bizge şu söz arkalı amel kılıp yaşaş buyuruldu. Allah Teala'nın bu sözleş sıfatı hem özüge hastır. İnşallah Allah Teala'nın sıfatları bana sözleş sıfatı yetip geldik. Bu sıfat ve kalgenleri hakkında gelgüsü dersimizde devam etmemiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.